eğitim tarafından organize edilen Mindful eğitimimizin sunucusu, konuşmacısı Bilge Uzun hocamıza huzurlarınızda hoş geldiniz diliyorum. Liderlik eğitimiyle alakalı bizlere kişisel gelişimimize katma değer üreteceği kanaatini taşımakla beraber inşallah bu eğitimlerimizin devamı eğitim komisyonumuz tarafından organize edilecek daha nice eğitimlerde bir araya gelmiş olacağız. Açıkçası siyaset arenasının da bu denli hızlı işleyişi içerisinde yer almamızdan kaynaklı sıkıştırılmış bir program gibi görmemenizi rica ediyorum. Katılımlarından dolayı Bilge Hanım'a, katkılarından dolayı eğitim komisyonumuza ve Sarı Psikoloji ailesine teşekkür ediyor. Programımızın en güzel şekilde geçmesini temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Sesim geliyor umarım herkese. Buradan geliyor mu? Geliyor. Herkese hoş geldi tekrardan. Ben klinik psikolog Betül Cerit, Sarı Psikoloji ailesinden katılıyorum aranıza. Bilge hocamın vaktini çok çalmadan ilk önce Sarı Psikoloji'yi biz kimiz size tanıtmak istiyorum. Aslında 2019 yılında kurulan bir şirketiz. İlk Kayseri'de kuruldu. Ana şubemiz Kayseri'ydi. Daha sonrasında Türkiye'de Kıbrıs, Azerbaycan ve 9'dan fazla şubeyle faaliyet göstermekteyiz. Bizim temel amacımız aslında misyonumuz ve vizyonumuzu incelediğimiz zaman ruh sağlığı alanında uzmanlarımıza psikoloji eğitimleri, aynı zamanda bireylere psikolojik destek, bu tarz kurumlarda aslında yine eğitimler ve ebeveynlere eğitimler vermekteyiz. Ben de aynı zamanda eğitim koordinatörüyüm Sarı Psikoloji'de. Umarım İnovder'le de birçok güzel eğitim gerçekleştiririz. Sizleri çok sıkmadan aslında yıllara yayılan başarı grafiğimizi size anlatmak istiyorum. Aslında 2024'teyiz. Çok yıl geçmedi. 2019'dan beri 5 yıl geçti ama bize aslında çok da uzun ve çok başarı dolu yıllar oldu. 2019'da kurulduğumuzda aslında sadece Kayseri'de tanınan bir firmaydık. 2020 bize pandemi aslında çok güzel bir kapı açtı. Nasıl diye soracak olursanız, pandeminin aslında hayatımızda online seminerleri, online hayatı açmasıyla birlikte bize bir bölgesel tanınırlıktan ziyade Türkiye'de tanınmaya başladık. Bu da aslında yaptığımız webinarlar, seminerler. O zaman aslında Bilge Hocam'la ben tanışmıştım. O günden bugüne yüz yüze tanışmak vesile oldu. Teşekkür ediyorum ona dair zamanda. Aslında o zaman bahsettiğimiz online hizmetler ve süreçte bir anda tanınmaya başladık. O zamanlar stajyerdim ve bir gün bir eğitimi açtığımda karşımda bir 5000 kişiyle karşılaştım. O kadar güzel bir gururdu ki bizlerin. Sonra aslında bu bize Türkiye değil aslında dünyadaki başka ülkelerin kapısını da açtı. Franchise hizmetlerimiz, inovasyon ve genişleme tekniğimiz de aslında yenilikçi projeler, ulusal tanınırlığımız arttı. Ve böylelikle aslında birçok şubemiz de bununla birlikte arttı. Şu an aslında işbirlikleri, ortaklıklar ve sosyal sorumluluklar projesinde var olan bir kuruluşuz. Ve birçok ilde de hizmet veriyoruz. Neden Sarı Psikoloji diye soracak olursanız aslında birçok kişi Sarı Psikoloji'de olmak istiyor. Çünkü teorinin ötesine geçen bir deneyime sahip oluyorlar aslında. Ben de bu yoldan geçen bir psikolog olarak aslında kurulduğu ilk günden bu yana ruh sağlığı alanında lider bir kurum olma vizyonunu taşıdığını her an hissediyorum aslında. Sarı Psikoloji hem yurt içinde, biraz sunumu yavaş geçirebilir miyiz? Hem yurt içinde hem de yurt dışında şubeleri olan marka değerine sahip bir kurum. Ben mesela yüksek lisansa başvurduğum zaman gittiğimde bir anda bizi tanımaları gibi. Bunlar gurur verici şeyler oldu bizim için. Çünkü stajyerlikten psikologluğa, psikologluktan klinik psikoloğa, aynı zamanda eğitim koordinatörlüğünü yürütürken hep aidiyet hissettiğim bir kurum oldu. Kadromuz aslında uzmanlarımızın baktığımız zaman çok fazla eğitimini almış, profesör kadrosunu tamamlamış bir kurum. Amacımız her zaman aslında kaliteli bir hizmet vermek. Bunun için de her zaman çalışan bir kurum olduk. Kullandığımız ekollerden bahsedecek olursak psikodinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, EMDR terapisi,
Bunun yanı sıra aslında birçok da terapi sistemleriyle ilerliyoruz. Bizim standartlarımız aslında her zaman profesyonel bir takım olabilmek her zaman. Multidisipliner yaklaşım ve en önemlisi aslında Kayseri'de yaşayan herkesin en önem verdiği şeyden biridir belki. Gizlilik, etik ve güvenlik bizim için çok önemli bir konu. Geçebiliriz. Size şubelerimizden de bahsedecek olursak, Türkiye'de İstanbul, Ankara, Kayseri, Eskişehir, Nevşehir, Uşak, Kahramanmaraş ve son olarak da yeni olarak Mardin şubemiz eklendi. Kıbrıs'ta da Girne, Azerbaycan'da da Bakü şubemiz ilerlemekte. Bununla birlikte aslında franchise görüşmelerimiz devam ediyor. Biz peki birimlerimizde neler yapıyoruz? Sadece çocuk ya da yetişkin alanımız yok. Aile ve çift birimi, yetişkin birimi, eğitim birimi, çocuk ve ergen birimi, dikkat ve algı birimi ve kariyer merkezi. Yani aslında bir psikoloğu da o süreçte hazırlamak, eğitimlerini almak, kariyerine yön vermek konusunda da destek oluyoruz. Peki bu eğitimler neler aslında? Ruh sağlığı uzmanlarına yönelik eğitimler, kurum ve işletmelere yönelik eğitimler, ebeveynlere yönelik eğitimler, bireylere yönelik verilen kişisel gelişim eğitimleri ve bunun yanında aslında endüstriyel eğitimlerimizde, bu tarz dernek eğitimlerimizde mevcut. Kurullar olarak bakacak olursak sanırım burada da böyle bir sistem var. Birçok birim ve kurul var. Aynı şekilde aslında bu bizde de var. Yönetim kurulumuz, akademik kurul. Yani aslında bir kişi bizimle çalıştığında, bize bir fikirle geldiği zaman, örnek veriyorum bir kitap yayını ya da başka bir projeyle kurullarımıza göre ayrılıp bununla birlikte ilerlemekte sistemimiz. Kurucumuz Görkem Güler, kendisi zaten aramızda, sanırım tanıyorsunuz. Kendisi de klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlayıp şu anda da aramızda. Kayseri Şube'de de bizlere destek olmakta. Aynı zamanda aslında benim de bu meslekte ve şurada bu an şurada bulunmamda kendisi çok destek oldu. Ona da çok teşekkür ederim emekleri için. İştirak markalarımız da aslında bizimle birlikte büyüyen ve devam eden markalar. Buraları çok detaylandırıp sizi yormak istemiyorum. Bilgi Hocam'ın da programını şey yapmak istemiyorum. Bazı konumlar iyi ki de, biz de iyi ki dediğimiz için buradayız. Aynı zamanda hep iyi ki de dememize vesile olan Ahmet Esat Bey'e de katılımın, yani buraya davet ettiğiniz için bizi çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir eğitim olur sizin için de. Herkese iyi akşamlar. Betül'ün de söylediği gibi çok uzun yıllar öncesinden tanışıyoruz aslında ve o zaman henüz yüze gelmemiştik. Bazı insanlar birbirlerini ezelden tanırlarmış. Bazı ruhlar birbirlerini ezelden bulurlarmış. Ve sonra kitabın arkasında yazan gibi insan sonsuz birlikten bir kıvılcım olarak kopar ve dünyaya gelir. Tekrar o birliğe dönebilmek için tevafuki vesileler gerekir. Bence böyle bir tevafuk da aslında bizi bir araya getiren pandemiden hemen önceydi. Sonra pandemi süresince birlikte eğitim planları yaptık. Çünkü insanlar ne yapacağını bilmiyordu. Onlara destek vermesi gereken de ruh sağlığı alanında çalışan bizlerdik. Tabii ben bir akademisyenim, o zaman Bahçeşehir Üniversitesi'nde çalışıyordum. Görkem ve ekibi bu anlamda kendisini, bütün emeklerini ortaya koydular ve birçok seminerler, ücretsiz etkinlikler, işte canlı yayınlar filan yaptık. Dolayısıyla insanlara kaygılarını nasıl yöneteceklerini anlattık, aktardık. Sonra gel zaman git zaman her şey bir gün geçer. Bütün acılar biner, diner. Her şeyin bir sonu vardır. Demir paslanır, ekonomi değişir, çocuklarımız büyür, biz yaşlanırız. Hava durumu değişir. Hayatta değişmeyen hiçbir şey yok aslında. O bir döngü. Ve bunun içinde tabii ki biz nasıl geldi, ne yapacağız derken pandemi de bitti. Sonra pandemi sonrasında uyumlanma sürecine geçtik. Biliyoruz ki akademik bir takım çalışmalar yapılıyor. Ekonomik sıkıntılarla ilgili olarak bu insanların psikolojisi üzerinde çok büyük etkileri var. Geçtiğimiz yıl sürekli olarak bundan bahsediliyordu. İnanılmaz ekonomik sıkıntılar. Hala geçti mi? Hayır, geçmedi. Ama uyumlanmaya başladık. Daha kötü bile olsak geçen yılki kadar kriz halinde, panik halde değiliz. Tıpkı pandeminin ilk başlarında o Covid'in bilinmezliğine karşı o korkumuz, kaygımız gibi. Şimdi en azından ne yapacağımızı biliyor oluyoruz. Fakat bununla birlikte ekonomik kriz bitmedi, devam ediyor tabii ki ama bununla birlikte başka şeyler de baş göstermeye başladı. İklim krizi. Son zamanlarda özellikle kurumsal yapılarda inanılmaz ciddiyete alınan ve benim de
farkındalık çalışan biri olarak biraz toplumu bu yönde de farkındalığını oluşturabilmek için yazdığım, çizdiğim, ürettiğim, bilinçlendirmeye çalışıp yani aslında akademi dilinden birazcık daha çekerek toplum diline aktarıp bunun ne olduğunu, bunu nasıl önleyebileceğine ilişkin çalışmalar. Karbon ayak izi mesela işte. Ya da buna benzer birçok durumu ekoanksiyete, ekoloji gönlümüzden geçen bir nebze olsun temas etmek ve onların da etrafındaki kişilere temas etmesini sağlayarak etrafımızı biraz daha aydınlatmak. Tüm bunlar değerlerimizle bağdaşık, tüm bunlar insan oluşumuzla bağdaşık. Aldığımız nefesle, ayakta duran bedenimizle, sürekli düşünceler üreten zihnimizle bağdaşık. Ve bunların son zamanlarda hepsini bir araya getirip bilimsel bulgularla, beyin görüntüleme cihazları kanıtlarıyla insan bedeni üzerinde, insan ruhu, bağışıklık sistemi, insan beyni üzerinde çok etkili olduğunu ortaya koyan bir yaklaşım var. Bu yaklaşıma mindfulness deniyor. Mindfulness yaklaşımını ben fark andalık olarak tarifledim aslında. Anın büsbütün farkındalığı, şimdi ve burada olmanın büsbütün farkındalığı olarak tarifledim. Ve bununla ilgili olarak tabii ki bir süre eğitimler aldım. Birazdan siz de göreceksiniz ki birçok, dünyada çok isim yapmış birçok kurum bunun eğitimlerini çalışanlarına, hem mavi yakalı hem beyaz yakalı çalışanlarına aldırtmış. Çünkü insanların önce kendini tanımasını sağlayan ve sonra etrafındakilere temas etmesini sağlayan bir yaklaşım. Çok uzağa gitmeye gerek yok dedim ben kendim. Çünkü bizim Mevlana Celaleddin Rumi'de, Sufizm'de de aktarılan değerler, öğretiler onlar. Ama o Amerika'da Massachusetts Institute, Massachusetts Üniversitesi ağrı bölümünde ağrı hekimi olarak çalışan Profesör Doktor John Kabat-Zinn'in geliştirdiği programla birlikte yayılmasından dolayı tüm dünyaya yayılmış ve sanki oradan besleniyormuş gibi görülüyor. Ve ben de Türkiye'de kendi çapımda Türkiye bizi, milletimizi temsil etmek adına birçok yurt dışında bulunduğum yerlerde kültüre duyarlı mindfulness diye aktarmaya başladım. Çünkü bu şu demek aslında. Yani biz bağdaş grupta sesleriyle ya da o tütsülerle meditasyon yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmedik. Ama tefekkür eden, namaz kılan ebeveynlerimiz var ve biliyoruz oradan da. Hatta bizler de. Aslında çok benzer, çok aynı şeyler. Madem ki bu kadar faydalı, iyi, o zaman bizim de bunun bu becerileri kullanarak önce kendi iyilik halimizi güçlendirip daha sonra da toplumun iyilik halini güçlendirmeyi sağlayabiliriz. Geldiğimiz nokta neydi? Pandemi sonrası özellikle ekonomik kriz. Ekonomik krize yapabileceğimiz bir şey var mı? Yapabileceğimiz tek şey kendimizi yönetebilmek. Tıpkı yağmur yağması gibi. Yağmur yağdığında ne yapıyorsunuz? Yağmur durdurabilir miyiz hiç? O bir doğa olayı ve bizim dışımızda bir şey. Değiştirebileceğimiz şey kendimiz. Üzerimize bir yağmurluk alıp ya da şemsiye açarız. Yağmur durduğunda, hava tekrar çok sıcak olduğunda diyelim ki, üstümüzdekileri çıkarabiliriz. Tıpkı bunun gibi hem ekonomik durumda hem zorlu ilişkilerde yapabileceğimiz tek şey kendimizi değiştirmek. Çok güzel bir söz var ya, ağaç değilsin, yerini değiştirebilirsin dediği gibi. İnsan mutlu olmaya da, mutsuz olmaya da kendi karar verir. Nasıl? Bir sistemimiz var, bir sinir sistemimiz var. Sempatik, parasempatik olarak ayrışıyor. Sempatik sinir sistemi stres hormonu üretir. Bu gergin olduğumuz, öfkeli olduğumuz, mutsuz olduğumuz zamanlar. Parasempatik sinir sistemi ise şefkatli, sevgi dolu, rahat, geldi geçer, ne olacak diye. Psikolojik danışma da oradan çıkıyor bu arada. Parasempatik sinir sistemini aktive edebilmek için. Dolayısıyla bunu yönetmek de bizim elimizde. İşte mindfulness yaklaşımı bunu öğretmeye çalışıyor, aktarmaya çalışıyor. Geldiğimiz noktada hepimiz üretim tarafındayız. Üretebilmemiz için bir kere mutlu olmamız gerekiyor. İyilik halimizin güçlü olması gerekiyor. Sabah uyandığınızda bir yeriniz acıdığında, tadınız olmadığında gidip de yüksek motivasyonla birilerine sarılmanız, selamlamanız mümkün mü? İşinizi en iyi şekilde yapmanız mümkün mü? Değil.
Ama duygumuzu yönetmemiz mümkün. İşte bunun için biz bazı becerileri önce kendimiz öğrenip sonra bunu etrafımıza aktardığımızda performansımızın da arttığını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantı yapmıştık. İyi Anne Baba Okulu, işte mindfulness, iş yerinde mindfulness'ı aldılar onlar. Neler yapabiliriz? Dedim ki otobüs şoförlerinin eğitilmesi gerekiyor. Eğer toplumun iyilik halini istiyorsanız taksi şoförlerinin, otobüs şoförlerinin, hizmet verenlerin, aslında belki de asıl üreten kesimin mutlu olması gerekiyor ki daha nitelikli, daha kaliteli olsun. Peki bunun için ne gerekiyor? Onlara temas eden kişilerin onlarla empati kurarak iyi anlaması, iyi olması gerekiyor. Bunu onların yapabilmesi için ne gerekiyor? Onların iyi olması gerekiyor. Onların iyi olması için ne gerekiyor? Cebinde olmayanı başka birine veremeyeceğine göre kalbinde olmayanı başka birine hiç veremezsin. Senin bilgin yoksa başkasından beklemenin hiçbir mantığı olabilir mi? Dolayısıyla buna bilim intrapersonal relationship diyor. Yani bildiğimiz, söylediğimiz şey Yunus'un söylediği ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir söylediği şey içsel temasınla geçinmek, iyi ilişkiler kurmak. Eğer senin kendinle savaşın yoksa başkalarıyla mücadelen olmaz zaten. Kendini bilenin başkasıyla mücadelesi olur mu? Kendiyle barışık olanın, kendiyle savaşı olmayanın başkasıyla olmaz. Çünkü kabullenişi çok daha geniş olur. Yargısız kabul diyor mindfulness yaklaşımı buna. Şefkatle, yargısız bir biçimde kabul diyor. Başkasının ne düşündüğünü, ne yaptığını değiştiremeyeceğimizi bilmek bu aslında. Ve biliyoruz ki bunu normalde şöyle düşünün, hepimizin büyükleri var, ermişleri var, 80-90 yaşına gelmiş, aslında aydınlanmış kişileri. İlle de Buda'ya, Mevlana'ya, Şems'e gitmeye gerek yok. Dedelerimize de baktığımızda aydınlanılmış olmak ya da ermiş olmak ne demek? 80-90 yaşında bütün hayatın her aşamasından geçtikten sonra en son geldiği noktada diyor ki, hayat 3 günlük. Sadece gülümseyerek herkesi kabullen ve karşıla. Ağzına koyduğun bir lokmanın tadını bil. Şükür de her defasında diyor. Ben de diyorum ki bir bilge olarak bunu diyebilmek için 80 yaşını beklememize gerek yok. Mindfulness diye bir yaklaşım üretmişler, ortaya çıkarmışlar, bilimsel olarak kanıtlamışlar. Şimdi burada bu dernek vesilesiyle sevgili Görkem'in de sarı psikolojisiyle buraya gelmiş. Hadi gelin birlikte onu konuşalım diyorum ben de. Acaba iş yerinde mindfulness nasıl işliyor? Ama şunu söylemem gerekiyor ki bir derya deniz, bir yaşam felsefesi olarak geçiyor çünkü. İçinde bir sürü parçası var. Ama burada küçük küçük bir tanıtımını yapacağım. Ve sonra gönül ister ki tabii ki sizinle işbirlikleri yapmak, kurumsal görüşmeler yapmak ya da danışmanlıklar ve gerçekten bunu hayatınıza aktarmak isterseniz bence öncesi hatta dernek olarak daha uzun soluklu bir atölye falan da organize edilebilir. Önce sizin hayatınıza dahil edip ondan sonra siz benimsediğiniz yaklaşımı, uygulamayı etrafınızdakilere aktarmanız gibi. İnanmadığınız bir şey başkalarına öğretemezsiniz çünkü. Ne yapıyorsun arkamda? kumanda var mı acaba? Nereden çevireyim? Ha, birileri çeviriyor. Kim çeviriyor? Ha, tamam, süper. Tamam, buradan çevireceğim. Ben kaç göz yapacağım. Öne geliyoruz. Tamam. Ben bu arada merhaba. Profesör Doktor Bilge Uzun. Annem bana hep derdi ki önde söyleyeceğini, sonda söyleyeceğini önde söylüyorsun. Onun için ismimi söylemeden bitirmedim neyse ki ama zaten duyurmuşlardı. Lisans, yüksek lisans, doktora programı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladım bir ODTÜ'lü olarak ben yani. Sonra ODTÜ'deyken Humboldt Üniversitesi'ne kabul aldım ve 8 ay Berliner yaşamında bulundum. Öyle zordu ki Almanca, Almanların içinde başka bir yerde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Sonra Türkiye'ye tekrar döndüm. Çocuk da yaparım kariyer de modunda. Bir de bebeğim, şimdi kocaman çocuk tabii ki de oldu. Sonra da doktorayı tamamladıktan sonra bu sefer YÖK bursu verdi ve bir yıl İngiltere'ye gönderdi. Yani onlar yurt dışına gönderecekti, ben İngiltere seçtim. Ve kültürlere hevesim buradan başladı. Bir memur çocuğuyum.
Üç kardeş olarak böyle işte üçümüz, ben kardeşimle aynı odada yatmam, benim ayrı odam niye yok diye bir ortamda büyüdük biz de. Ama o sıralarda gerçekten eğitimin değerinin ne olduğunu ve insanın kendi istediği şey, hayallerini gerçekleştirebileceğini gördüm. Çünkü gayet o sobalı evimizde otururken ne olacağını dediklerinde öğretmen olacağım diyordum. Ve ben dünyayı gezeceğim diyordum. Ve bunun ikisi ne kadar birbirine tezat aslında. Hem öğretmen oluyorsun hem de dünyayı geziyorsun. Ve tam böyle bir Anadolu kültüründe olan bir annem vardı. Üniversitede ben Amerika'ya gideceğim dediğimde evlen de git diyecek kadar Anadolu'lu yani. Çünkü üniversiteyi bitiren kızların hemen evlenmesi gerekiyor ya onun için gibi. Sonra geldiğimiz noktada neyse şu anda şimdi ve burada zihninizden bir şey geçirin. Hayaliniz olsun. Bu sizin istediğiniz bir şey olsun. 5 sene sonra. Nerede olmak istiyorsunuz? Bana söylemek zorunda değilsiniz. Kimseye söylemek zorunda değilsiniz. Bir düşünün. Şu anda adımınız, yolculuğunuz başladı. 5 sene sonra görüşelim. Gerçek olacak. Gerçek olacak, gerçek. Bilge Hoca bir bilge demişti dersiniz. Neyse benim de böyle oldu gerçekten. Nasıl işin bir öğretmenlik bir şey falan. Ama gerçekten geldiğimiz noktada şimdi 40'larına henüz geçmiş biri olarak. O kadar değildi birazcık dersi ama. 40 tane ülkeye 123 tane destinasyona gittim şimdiye kadar. Kültürleri araştırıyorum ve gittiğim yer. Bir taraftan da çalışma azmi o kadar yüreğime işlemiş ki. Bu 40 tane ülkenin içinde galiba ya bir ya iki tanesi gezmelikti. Mutlaka bir iş yapmam gerekiyor gittiğim yerde. Ya bir bağlantı kurmam gerekiyor, ya bir konferansa gitmem gerekiyor, ya gecenin bir vakti oturup kitap yazmam gerekiyor. Confucius'un bir sözü var. Bence benim yaşam prensibim, felsefem o. Sevdiğin işi yapıyorsan hayatının sonuna kadar çalışmış sayılmazsın. Bir bilge de ekliyor, diyor ki, üstüne para bile veriyorlar. Benim en çok sevdiğim şey konuşmak. Konuşmama para veriyorlar, böyle bir şey var mı? Çok güzel. Ve evet öğretmen oldum nihayetinde ve bu benim için gerçekten hayalim, çocukluk hayalimdi. Ve sonra yurt dışında konferanslara gidecek zaman bir tanesine babam destek oldu. Uçak biletlerini babam aldı. Bir tanesinde galiba millerle aldım Nepal'e. Kitabımı okursanız görürsünüz, bahsedeceğim şimdi de giderken. Onun dışında hep bir de böyle kediler 4 ayağı üstüne düşer ya, ben de öyleydim. Bence bunun sebebi tutku, sevgi, çalışma arzusu ve buraya gelirken de böyle oldu. O kadar ilginç ki kabalık son zamanlarda özellikle bu Nepal, Hindistan öyle bu spiritüel yerleri çok gitmiş görmüşken bir taraftan çok yoğun bir Türklüğüm var. Yani öyle çok milliyetçi biri olduğumdan, tutucu biri olduğumdan asla değil. Ama annemi, atamı, babamı, dilimi çok seviyorum. Yani bu, madem bu kadar bir yerlere geldim akademide, onlar için, burası için bir şeyler yapayım diye. Dolayısıyla o kadar çok yurt dışına, Amerika'nın her bir yerine gittim. Yani Afrika'da az daha merdiven altı başka bir yerlerde böyle beyaz kadın ticaretine falan karışıyordum. Başıma gelmeyenler kalmadı. Onları yazıyorum yavaş yavaş. Bir sürü şey oldu gerçekten de. Dönüp dolaşıp dedim ki, Arizona'ya gitmek istemiyorum ama ömrümdeki en azından bir 3-5 yılı Kapadokya bölgesinde geçirmek istiyorum. Çünkü Arizona'nın Türkiye versiyonu. Anadolu kendi kültürüm, toplumum hem de tam da Türkiye'nin göbeği. Sonra neyse böyle nasıl ederim, nasıl yaparım falan derken çok güzel bir söz var ya. Konfor alanınızdan çıkmazsanız gelişemezsiniz. Yani o havuzun içinde kalırsanız sürekli olarak, o denize açılmazsanız, o tehlikeyi almazsanız göz önüne gelişmeniz imkansız. Benimki de biraz böyle oldu galiba. Cahil cesareti modunda biraz da böyle Bahçeşehir Üniversitesi'ne bile bir şey çektim. Tabii onlar da muhtemelen karşılıklı bir şey gibi. Oradan ayrıldıktan sonra ilk önce ben bir süre için ne hayattan yapmak istediğime bakacağım diyordum. Bak nasıl büyük laflar. Annem ömrü boyunca memur ailesinde büyümüş ve etrafındaki herkes maaşlı. Yani bizim ailede tek ticaretçi gibi görünen dayımdır, o da avukat. Onun dışında herkes böyle okumuş, öğretmen, bir yerlere gelmiş falan. Tabii ben böyle bir şey söyleyince, şimdi bir gün şey geldi mesela, bir gün geldi dedi ki, kombi yanmıyor galiba, yoksa doğalgazı mı ödeyemedin?
Çünkü ona göre çalışmıyorum anlamına geliyor. Şimdi üniversiteden ayrıldım ya, neyse. Sonra biraz anne baskısı, birazcık böyle ben de kendim isteyeyim diye Kapadokya bölgesine doğru yöneldim. Kapadokya'dan dönerken üniversiteyle rektör hocayla falan görüştük. Alev Hoca, Alev Alatlı'nın orası ya, Alev Hoca hastanede. Ben nasıl yapsam, nasıl etsem falan derken bir telefon aldım. Görkem. Dedim ki Görkem, ben Kapadokya bölgesine bir yer, bir şey açacağım. Dedi ki hocam açmayın, biz sizin için açtık, var orada bir yeriniz dedi. Ve böylelikle böyle bir işbirliğine girmiş olduk. Ve o da beni böyle çok kıymetli sizlerle tanıştırma vesilesi buldu. Biz de dedik ki hadi o zaman onlara da bir mind work anlatalım, aktaralım. Bir sonraki şeye geçecek olursak. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ama Amerika'dan da geride kalmaya gerek yok. O kadar çok yerde ve bunlar sadece bir kısmı, buraya sığanlar. Bakın, bakıyoruz, geri dönüyoruz canım. Ben yapayım isterseniz. Tamam, sizdeyim. Bakın Google, zaten Google'la başlıyor. Search inside yourself. Kendini içinde ara. Bu arada kendini içinde arayı, geçen gün Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne gittim. Orada da Hacı Bektaş Veli de söylüyor. Yani aslında hani hep o zamanın düşünürleri benzer zamanlarda benzer şeyleri söylemişler. Bizim kültürümüzde de var. Pepsi, Nike, Intel, Apple, Goldman, IBM, Kinsey. Bakar mısınız? IKEA şimdilerde kullanılıyor. Yakın zamanda İBB'ye verdik, Kale Grubu'a verdik. Otokar, Otokoç, çeverdik. Yani Türkiye'de de başladı. Zaten okulları, hani şöyle bir girip bakacak olsanız, Mindful Schools Institute diye bir enstitüm var. Şimdi Görkemlerle işbirliği yapacağımız. Orada kimlerle çalıştığımız var, hangi okullarda bu yaklaşımı aktardığımız var. Gerçekten çok işe yarayan bir yaklaşım, bir kere söyleyeyim. Ben kendim deneyimlediğim için biliyorum. İnsanın bazen hayatında, şimdi nasıl çıkacağım bu işin içinden dediği böyle hayatın duvarına çarptığı zamanlar oluyor. Oradan böyle sakince çıkarken buluyorsunuz kendinizi. Tıpkı şunun gibi. Yüzme korkunuz olduğunu düşünün. Bir şekilde birinin sizi suya attığını düşünün. Kendinizi evet bırakıp da dibe deyip sıçrayıp yükselip yukarıya çıkarken o güneşin ışığını görebilmek aslında. Ama bu bir bakış açısı. İşte mutluluğumuza karar veren biziz. Mutsuzluğumuza da karar veren biziz. Sabah uyandığımızda of Allah da kahretsin gene işe gideceğim. Hava da zaten ne fena diye uyanmak da var. Ya da bugün hayatta varlığını minnettar olduğum şeyler, şükürler olsun diye uyanmak da var. Bu ikinci söylediğimin British Columbia Üniversitesi'nin araştırmasını yapmışlar. Deneysel bir araştırmada kontrol grubundan 30 kişiye 30 gün boyunca sabahları uyandığında hayatta minnettar olduğu 3 tane şey düşünmesini istemişler. Şimdi sizden şöyle arkanıza yaslanın. Hayatta minnettar olduğunuz kameranız. 3 tane şey düşünmenizi isteyeceğim. Canlı olur mu? Tabii tabii. Yani canlı olsun zaten. Çocuğunuz, çocuğunuz. Arabanız da olabilir. Ben çok severim arabamı. Anahtarın oldu. Kameradan önlekleyince cansızlar üzerine yoğunlaştık. Ha yok, onun da böyle bakıyordu tam. Hani siz de düşünün. Siz de düşünün anlamında. Kameranız mı yoksa sizin de diye. Bizim aldığımız eğitim yerinde videolar gösteriyorlardı. Tombiş tombiş siyahi çocuklardan biri diyordu ki hamburger. Hamburger bile olabiliyor. Bu uygulamayı 30 gün boyunca her sabah yaptığınızda iyilik haliniz güçleniyor. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Beyin dalgalanmaları. Niye biliyor musunuz? Mantığı çok basit. Duygularımızı, düşüncelerimiz yönetiyor. Dileğin olsun. Duygularımızı, düşüncelerimiz oluşturuyor. Mevlana Celaleddin'in dediği gibi yine. Düşüncelerin duygularına dönüşür. Duyguların davranışlarına dönüşür. Davranışların alışkanlıkları, alışkanlıkların yaşam biçimine dönüşür. Ağzından çıkan her kelimeye dikkat et. Bir de çok sevdiğim başka bir sözü var. Diyor ki, misal aleminde sayısız olasılık uyurmuş,
Sen ağzından çıkan o kelimelerle o olasılıkları uyandırıyorsun. İyi şeyler söyle ki iyi şeyler olsun. İnsanın kaderine müdahalesi bundandır demiş. Dolayısıyla nasıl mı oluyor? Üç tane şey düşündük. O böyle büyüklerimizin şükür dediği şey var ya, işte o. Çünkü sempatik sinir sistemini, yani stres hormonunu üreten sinir sistemini yatıştırıyor. Parasempatik sinir sistemini aktarıyor. Onlar nasıl biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Bunu sempatik sinir sistemi gibi düşündüğünüzde ya açık ya kapalı oluyor. Yani bunu kapatıp açmak size bağlı. Sempatik sinir sistemi kaç savaş donkal tepkisi verdirten bir sistem. Karşınızda gördüğünüz her duruma tehlikeymiş gibi yaklaşıyorsunuz ve aslında o öfke zehir zerk ediyor bedeninize de, ruhunuza da. İşte bunun için çıkıyor hastalıklar. Hastalıkların nöropsikolojik mi? Hastalıkların bir somatik sebepleri var. Omuzları ağrıyanlar, işte göğsü, boğazı. Bedenimiz ev sahibi, duygularımız misafir diyor Mevlana Celaleddin Rumi yine. Sürekli ondan atıf yapıyorum çünkü hep Budizm'den geldiği söylenen mindfulness yaklaşımı aslında bizim de kültürümüzde yeri var diyerekten ona söylüyorum. Her duygunun bedenimizde yerleştiği bir yer vardır. Bir dikkat edin, sizin bedeninizde hangi duygu geldiğinde nerede rahatsızlık veriyor? Bir düşünün, midem, kalbim, başım, boğazım, boynum, sesimiz kısılır bazen. Bu ne demek biliyor musunuz? Beden size duygunuzu ya da o anda yaşadığınızın ne olduğunun sinyallerini veriyor zaten. Fakat biz bilmiyoruz. Niye? Duygusal okuryazarlığımız, bedensel okuryazarlığımız yok çünkü. İşte program aslında onu aktarıyor bir taraftan da. O beden duyumsamalarını fark etmemizi sağlıyor öncesinden bize. Ve bu bedenimizle ruhumuzun bir arada olmasını sağlıyor bir taraftan da. Ama her duygunun gelip geçeceğini biliyor olarak bunu deneyimliyoruz. Ve bedenimize o duygu geldiğinde onunla boğuşmak ya da onu bastırmak yerine onunla bir arada olup onu fark edip onunla temas etmek, yeniden bir belki ilişki biçimi kurmaya da gerekiyor. Ve böylelikle bağışıklık sistemimizin güçlenmesi gibi hastalıklara da çözümler bulunmaya başlıyor. Her şey zihinden geliyor diyor çünkü tıbbın en temeli, o şamanizmde, o Tibet tıbbında her şey zihinden, düşünceden geliyor. Ama siz zihninizi devreye sokmadan onu iyileştirmeniz çok da mümkün değil. Ve Mevlana yine söyledi ki aslında çağırdığımız şey geliyor. Ben onun için asla ağzımdan kötü bir şey çıkarmamaya çalışıyorum. İşte diyor ki birisi mide işte ultrasonda bir şey çıkmış. Ben diyorum ki yani böyle yanlış görülmüştür falan gibi ya da işte ama onu başka şeylere yorduğunuzda başka şeyler de olur tabii ki. Evet, neler sağlıyor? Gelişmiş sosyal ilişkiler, empati tepki esnekliği yoluyla işlerinde olumlu sosyal bağlantılar geliştirmeye yardımcı olur. Şuraya kadar zaten nasıl işlediğini, nasıl işlemlendiğinden biraz konuştuk ya. Kendimizle ilişkimiz iyi olduğunda, kendi duygusal zekamızı güçlendirdiğimizde, duygusal okuryazarlığımızı, bedensel okuryazarlığımızı güçlendirdiğimizde başkalarıyla da ilişkilerimiz güçleniyor. Ki zaten ilişki parçası var. Duygusal zekanın 4 tane boyutu vardır. Ve kendini içinde ara programı duygusal zeka üzerinden işlemler. Bizim yaptığımız liderlik programlarında da biz de bunu birebir küçük gruplarla, 10-15 kişilik gruplarla çalışırız genellikle. İlk yaptığımız şey, hadi kendini bil öncedir aslında. İlim bilmektirden hareketle yola çıkarak. Ve performansın güçlenmesini sağlıyor. Çünkü kişi işe ya da yaptığı şeye daha pozitif, daha olumlu gidiyor. Kendini bilerek, kendini severek, sevdiği işi yaparak gidiyor. Ve orada etrafında gördüğü kişileri değiştiremeyeceğine göre kendini değiştirme eğilimli olarak gidiyor. Dolayısıyla performansına yansıyor. Ve üretmek şifadır. Bir ürün ortaya çıkardığınızda yeniden üretmeye motivasyonunuz artar. Dolayısıyla bu programlar aslında önce size
Yani yönetici olarak da bir taraftan her sektörden sonra çalışanlara devam ederekten gidiyor olması gerekiyor. İş tatmini motivasyon az önce söylediğim. Daha önce de söylediğim gibi iş yerinde herhangi bir anlaşmazlık bir durum çıktığında bir kere şöyle bir bakış açısı geliştiriliyor. Onun için yapabileceğim bir şey var mı? Değiştirebileceğim bir şey var mı? En uzun yollar tek adımla başlar kitabımın ilk hikayelerinden bir tanesinde diyor ki İstanbul'a taşındığımda ilk Bahçeşehir Üniversitesi'nde beni akademiden çok zorlayan, o zorlamıyor ben kendimi zorluyorum, biri vardı. Ve o köprüyü Avrupa Anadolu yakasındaki o köprüyü geçerken öyle bir kasılarak geçermişim ki tırnaklarım ellerimin içine geçermiş. Ve eve gittiğimde oğlum, yazık çocuk da böyle gerilir benim o gergin duygumdan dolayı. Sonra bir düşündüm. Ben 5 yaşındaki çocuğumu değiştiremiyorum. Benim minyatürüm, her şeyini ben yapmışım. Onu bile değiştiremiyorken orada gidip kültürü başka aileden doğmuş, okumuş, gelmiş birisini değiştirme imkan var mı? Yok. Peki, madem yok, bunun için kendime zulmetmeme gerek var mı? İşte asıl ona yok. Dolayısıyla duygu yönetimi başkası için değil. Duygu yönetimi bizim iyilik halimiz için. Sağlıklı olabilmemiz için, daha iyi kendimizi geliştirebilmemiz için. Ve duygusal zeka diyoruz ya okul ya da işte iş yerlerinde. Hangi kurumda bulunursak orada. Önce kendimizi bilmemizi sağlıyor. Ben ne hissediyorum, ne düşünüyorum, zihnimden neler geçiyor, bedenimden neler oluyor. Ne yapmaktan hoşlanıyorum ya da ne yapmaktan hoşlanmıyorumu öğrenmek gerekiyor. Ancak ondan sonra ikinci aşamada bunu bir başkasına aktarmak. Yani empati becerisini güçlendirmek. Empati güçlenir mi demeyi güçleniyor. Yine mindfulness alanında yapılan bir bilimsel araştırma. Meditasyon sırasında yani aslında o imgelem diyoruz, o tefekkür etme halinde. 8 yaşında ameliyata girecek, göz ameliyatına girecek bir çocuğu düşünmesi, hayal etmesi isteniyor deney grubundan. Ve biz şu an bence sizin bile böyle içiniz cızletti. 8 yaşında ameliyata girmekten korkan, göz ameliyatı olacak olan bir çocuğun duygusuna girmeleri isteniyor. O sırada beyin görüntüleri alınıyor kişilerin. Ve insula bölgesinde hareketlenmeler olduğu görülüyor. İnsula bölgesi de tam da bu empatiden sorumlu olan bölge. Yani buradan anlaşılıyor ki empati güçlendirilebilir, geliştirilebilir. İnsan çokça kendine yargıyla, eleştirel bir biçimde kendiyle kaldığı zaman kas katı oluyor ve empati düzeyi de düşüyor. İşte dolayısıyla çalışanlarımız da ama önce bizde duygusal zekanın bir işlemlenmesi gerekiyor. Ve sonra ikili ilişkiler önemli olanlarından şefkat. Kendine şefkat göstermeyen başkasına nasıl şefkat gösterebilir ki? Peygamber Efendimiz'in bir sözü var. Kendini sevmeyen Yaradan'ı sevmez, sevmiyordur. Sevmiyor demektir. Sen nasıl kendini sevmezsin Yaradan'ın seni yaratmışsa? Diye söyler. Kalbindeki ışık aslında o Allah'ın bir vücutta şekil bulmuş hali bir taraftan. Şefkat de aynen bu şekilde. Biz hep başkalarına şefkat, başkalarına temas etmeyi görev bilmiş çocuklar olarak büyütüldük. Evimize misafir geldiğinde ne yapıyorduk? Yatak odamızı misafire veriyoruz, tabağımızı onlara veriyoruz. Sizin de öyle miydi şey? Annem asla keki dokunmamızı istemezdi. Misafir gelecek önce ona keseceğiz falan gibi. Eskilerden salonlar vardı asla kimse giremezdi falan böyle. Hala annem şey der. Şöyle bir misafir geldiğinde ya da misafirliğe gittiğinde pırıl pırıl bir kıyafetin olması gerekiyor üstüne. Niye ki misafire yönelik? Çünkü böyle öğretildi bize. Ama şimdi bu yaklaşım artık diyor ki hayır, önce kendini sev, kendine şefkat göster, yoksa başkasına gösteremezsin. Tehlike anında önce kendi maskeni takmalısın dediği gibi aslında mesajın. Ve nedir? İşimizde, şirketimizde önce kendimiz, Allah göstermesin, bir afet olduğunda, bir deprem olduğunda ya da başka bir şeyde sizin karnınız açken bir başkasını kurtarabilir misiniz? Ya da sizin canınız sağ değilken bir başkasını kurtarabilir misiniz? Hayır. Onun için o boyutta da şefkat boyutuna giriyoruz. Ben kendim ve içimdeki çocuk ve
Son aşamada da bunun sürdürülebilir olması, ilişkilerin sürdürülebilir olması. Çalışan bağlılığını sağlıyor çünkü başta konuştuğumuz gibi aslında kişi onu birisi için yapmıyor. Ben 10 sene boyunca Bahçeşehir Üniversitesi'nde çalıştım. Bahçeşehir Üniversitesi dediğimde kalbim titrerdi gerçekten de. Neyse ki bağımı. Şimdi başka yer. Şimdi sarı psikoloji deyince öyle oluyor. Ama bence çalışmak, yaptığınız şeyden keyif almak bunu gerektiriyor. Yarın mesela bir seminerimiz var benim ama aynı zamanda dersim var ve asla dersimi iptal etmeyip oradan bana müdür odasını gösterecekler, oradan derse bağlanacağım falan. Çünkü sevdiğiniz işi bağlanmak bunu gerektiriyor ve yaklaşım çok bu anlamda da etkili bulunmuş. Değişime uyumlanma, yine bunu da başta söylediğimiz gibi aslında bir dağ olduğunu düşünün içinizde ve mevsim geçiyor. Değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Şu anda bir küresel ısınmadan bahsediliyor. Değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Uyumlanabiliyoruz. Neler yapabileceğimize bakıyoruz. Değişime uyumlanma dediğimiz şey gönlümüzü biraz daha açma anlamına geliyor. Ve tepkisellikten sakinliğe. Bu bence özellikle o telefonlarda telefonla karşılık veren birimler var ya. Abuk sabuk sorularla işte böyle kişiye hakaret gibi söylenen ifadelerle. Tepkisellikten sakinliğe. Çünkü o anda ona yapabileceğim bir şey yok ama o anda yapabileceğim şey kendim. Bunu değiştirebilirim diye. Dikkati bilinçli ve yargısız bir biçimde içinde bulunan ana davet etmek demek. Yani tekrar geçelim. Tekrar geçelim. Burayı da söyledik. Bir tane daha geçelim. Bir tane daha. Yok orada değil. Farkındalık, farkandalık ayrımına geçmeye çalışıyorum. Burada bu da var mıydı hatırlamıyorum şu anda. Bir bak. Var galiba. Bir tane daha. Bir tane daha. Heh, evet bulduk. Farkındalık dediğimiz şey zihnin dış bir uyaran tarafından içinde bulunduğumuz ana ittirilmesi demek. Yani yolda yürüyorsunuz ya da bir şey yapıyorsunuz, zihniniz dalmış. Bir anda bir ses duyuyorsunuz, bir anda bir koku. Bu zihnin ayması anlamına geliyor. Kalbiniz hızla çarpıyor. Eğer orada ocakta yemeği yaktıysanız ya da işte yolu kaçırdıysanız ya da o anda korna sesiyle araba önünüzde durmuşsa ya da öndeki arabaya vurmuşsanız o duyguyla birlikte düşünceler de gelmeye başlıyor. Düşünceler geldikçe olumsuz ıstıraba dönüşüyor. Bu farkındalık. Yani dış bir uyaran sizi zihniniz gittiği yerden içeriye doğru şimdi ve buradaya doğru itti ve attı. Fakat bunu şefkatle, yargısızca, anlayışla, bir nefesle uçuşan zihnimizi şimdi ve buradaya getirmek andalık. Dolayısıyla buna fark andalık diyorum. Hepinizin başına gelen şeyler. Şimdi geriye dönebiliriz o örneklere. Mesela sizin buzdolabını açıp da ne alacağınızı hatırlamadığınız oldu mu? Odaya girip de niye orada olduğunuzu, yol kaçırdığınız... Rota yeniden oluşturuluyor diye bir yazım vardı. Değil mi? Sürekli bir şey uyarıyor böyle. Zihnim uçmuş gene gitmiş diye. Arkadaşınız bir şey anlatıyor, yüzüne bakıyorsunuz ama hiç dinlemeden böyle. Ha? Bir daha söylesene dediğiniz. Kafanızdaki gözlüğü aradığınız oldu mu? Daha komik ne biliyor musunuz? Konuştuğunuz telefonu aramak. Arkadaşım bir tanesi diyor ki İspanya'ya gittim adamın biri oturuyorum işte kenarda adamın birinin bakışları hiç hoşuma gitmedi annemle de telefonla konuşuyorum. Topladım çantamı diyor sonra annemle konuşuyorum anne bir dakika telefonumu bulamıyorum diye telefonla konuşuyor çünkü o sırada kaygılanmış gibi. Bu zihnimizin şimdi ve burada olmadığı zamanları gösteriyor. Tabii ki her zaman burada olması mümkün değil ama bunu tekrar ettiğimiz zaman daha çok anda oluyoruz ve o zaman ne oluyor biliyor musunuz? An genişliyor. Şimdi bir çok zamanımız kalmadı. Uygulamaya geçeceğiz. Anın nasıl genişlediğini bir küçük örnekle vereceğim. Sonra bir içimizdeki çocuk ben ve ismim ve anlamı diyerek böyle bir ateş atacağım, ateş topu atacağım kucağınıza. Sonra da gideceğim. Üzgünüm 8.30'da ayrılmam gerekiyor demiştim. Şöyle yapıyoruz. Siz hiç nefesinizi saydınız mı? Ben de mi saydım? Bir dakikada kaç nefes alıyorsunuz?
Tamam peki. Bugün o zaman sayacağız. Tamam. Ben genelde yaptırıyorum da evet deyince siz benden eğitim mi aldınız dedim. Şöyle yapacağız. Nefesimize hiç müdahale etmemize gerek yok. Sadece ilk belki de hayatımızda ilk kez nefesimizi sayacağız. Bu kadar basit. Ben bir dakikalık süre tutacağım. Size bu bir dakika tabii söylemeyeceğim. Sizden bu süre içinde herhangi bir müdahale etmeden nefesinizi saymanızı isteyeceğim. Evet, almayalım mı sayacağız yoksa? Süper. Aynen öyle. Çift onlar, çift. Alışveriş. Bir nefes aldım, verdim bir. Bir nefes aldım, verdim iki. Hazır mıyız? Alırken mi sayalım, verirken mi sayalım? Nasıl isterseniz. Her bir aller bir. Arkadaşlar başlayalım mı? Ve başladım. Bir müdahale etmenize gerek yok. Sadece nefesinizi sayın lütfen. Anda kalmak, nefesini saymakla bile ne kadar zamanı genişletiyor. 20 saniye anca oluyor. Bak ben soluyorum, oraya gidiyorum. 23 saniye daha. Biz genellikle anda olmadığımız için zaman puf diye geçiverip gidiyor. Bıraksanız yemek bile yerim. Bunu bana mı dediler? Ne bir dakikaymış arkadaş. Bitti. Kaç nefes? 25. 25. 26. Ne? 40. 32. Ambulans hazır edin şuraya. Ambulans hazır edin şuraya. Bir şey söyleyeceğim. 15'in üzeri olan kim? 15 üzeri. 18 üzeri? 20'nin üzeri? Birkaç tane ambulans getirin oraya. Arkadaşlar. Bir dakika daha. 13. Yani konuşursanız kendiniz tekrar edersiniz. Dinlerseniz duyarsınız. Çok güzel bir söz var. Kitap gene refere ediyorum kitaba. Bir dakikada insan 16 nefes, 15 nefes civarı alırmış. Bunun içine duygu karıştığında, tabii anahtardan dolayı kaygı yaptın değil mi? Elva o anahtarın gelmezse Hülya Hoca beni harcayacak diye. Bunun içine duygu karıştığında... ...20, 25, 30'a çıkarmış. 40'a da çıkabiliyor işte. Peki, filler, hafızası en güçlü olan canlılar dakikada 8 nefes alıp veriyorlarmış. Kaplumbağalar en uzun yaşayan canlılar olarak 4 nefes alıp veriyorlarmış. Şimdi birlikte mindful nefes alıp vereceğiz. Bu sefer az önce yaptığının aynısı ama bu sefer nefes almayı beden... Doğduğu andan itibaren bilir. Ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Ayaklarınızın ikisini de yere bırakın şimdi. Çünkü diyaframı sıkıştırmamak için rahat. Bırakın şöyle kendinizi koltuğa. Of ne güzel bir mindfulness. Söyle rahat rahat. Da hani böyle eğitim olsun. Şöyle yapacağız. Bir nefes alın yavaşça burnunuzdan mümkünse. Kapalıysa ağzınızdan tabii ki. Tutmaya çalışın. Hazır olduğunuzda yavaşça bırakın. Boğulacaksın. Yavaşça. Şimdi bunu bir dakikalık nefes, ya bir dakika daha tuttuğumda kaynatmayın lütfen birbirinize. Olabildiğince yapmaya çalışacağız. Sakin sakin. Bu sefer gene sayıyor olacağız. Bakalım kaç olacak? Fil mi? Kaplumbağa mı? Kaplumbağa olanları denize atacağız. Kayseri'de deniz yok ama atarız bir yerdir. Tamam. Yeniden süre tutuyorum. Hazırsak. Arka ses yaptılar değil mi? Az önce böyle rahat bir nefes aldık ya, yavaşça aldık, yavaşça verdik. Kendi hızımızda hiçbir sıkıntıya girmeden aldıkça verdikçe bir nefes, aldıkça verdikçe iki nefes. Az öncekinin kontrollüsünü yapacağız bu sefer. Ayaklarımız yerde, diyaframımız
Rahat çünkü aldığımız verdiğimiz nefes aslında diyafram nefesi ise bedenimize sağlık veriyor. Biz genelde göğüs nefesi alıp veriyoruz. Onun için nefes alalım beraber, hadi bir tane deneyelim. Aldığımız nefesin karnımızı şişirdiğini mümkünse hissediyoruz. Tutuyoruz biraz ve yavaşça, acele etmeden, telaşsız, kendi hızınızda. Evet, çok güzel. Gözlerinizi kapatırsanız iç dünyanızı görürsünüz der yine Rumi. Gözleriniz açıkken dış dünyayı görürsünüz. Onun için kapattığınızda daha kendinizle olabilirsiniz. Kendinizle kalabilirsiniz. Derin bir nefes alıyoruz ve süremizi başlattım. Biliyorum bazılarına komik geliyor nefes alıp vermek. Siz de alın. Yapıyorsunuz değil mi? Kaçırdım. O zaten oluyor nefes benim. Bitti. Kaç? 3. Gerçekten mi? Ya nasıl? Ömrü uzatan bir şey işte bu. Yani aslında sabah uyandığınızda ya da gün içinde çok mu yoruldunuz, stres oldunuz? Nefes. Şimdi bir tane uygulama yapacağım ama. Kendi içinize dönüş. O ilim bilmektir modundaki gibi. Yaptırsak mı birazcık şey olur mu, insanlar tetiklenir de böyle üzülürler mi? Ama bu başlangıç. Ya burada uygulama, herkese birden uygulama. Neyse istemeye tamam, yapmasın. Tamam hadi o zaman. Bir uygulama yapacağız şimdi. Bu sefer ayaklarınız yerde, beden duruşunuz hayata karşı duruşunuzu temsil edercesine. Dimdik duruyorsunuz hayata karşı. Kendine yaslanan dik yürür. Hayat her zaman kendimize yaslanmamız gerekiyor. Ben babamı bir gecede kaybettim ve hayat bitti zannettim. Sonra yeniden ona göre uyumlandı. Allah'ım acı vermesin kimseye. Ama başımıza gelecek olanlar var. Ama ne zaman ki kendimize yaslandığımızda o zaman yeniden kalkıp silkilip devam edebiliriz hayata karşı. Bunun için önce içimizdeki beni bulmak, keşfetmek, görmek gerekiyor. Bir uygulamamız daha var. Son uygulamamız. Bazen böyle bir ince sızı hissedebiliyor insan orada yeni karşılaştığı durumda. Öyle durumlarda ben mesulüm. Benimle iletişime geçebilirsiniz ya da burada psikolojik danışma merkezimiz var. Mutlaka görüşmeler alabilirsiniz, isteyebilirsiniz onlardan. Ama herkeste olacak bir şey yok ama bazen etkiliyor. Bir zil sesi ve bir melodiyle yapacağız bunu. Ve bu süre içinde ne zaman kendinizi rahatsız hissederseniz, devam etmek isterseniz bırakın. Sadece öyle bir dinleyin, düşünün. Ayaklarınızın ikisi yerde, sırtınız dik ve yaslanmış. İçinizde bir dağ varmış gibi tıpkı. Gözlerinizi usulca kapatın şimdi. Bu sizi rahatsız etmiyorsa. Yaslandığınız şey... Koltuk, minder, sandalye arkası, aile, partner, eş, arkadaş, dost, her neydiyse bir gün bir anda orada olmadığında bile dimdik durabilecekmiş gibi hayata karşı. Kendine yaslanan dik yürür misalinde, minvalinde. 3-4 dakikalık bir uygulama olacak bu sefer. Az önceden deneyimledik çünkü. Bir de küçük melodimiz olacak. Ve zihniniz usulca sizi yönlendirmeye başlayacak. Derin bir nefes alarak ve vererek önce kendimizi şöyle bir bırakalım rahatlığa. Bir sonbahar akşamı güneş görevini tamamlamış
Ve yavaş yavaş kaybolmaya hazırlanırken kendinizle kalabilmek için bir patikada, bir koruluğun patikasında yürüdüğünüzü hayal edin. Ayağınızın altındaki taşlar hareketlenirken rüzgarın yüzünüzdeki temasını hissediyorsunuz. Güneş son ısısını yanaklarınıza bırakmış şefkatle. Ağaçların dallarında yapraklar ve o hışırtılara eşlik eden kuş sesleri. Böylece yürüyorsunuz kendinizle. İleride bir bank görüyorsunuz. Ve gidip orada biraz soluklanmak, kendinizle kalmaya niyetleniyorsunuz. Yaklaştığınızda orada küçük bir çocuğun oturduğunu fark ediyorsunuz. 5-6 yaşlarında, sizin cinsiyetinizde ve üstündeki hırka aşina geliyor size. Yüreğiniz şefkatle kabarıyor. Akşamın bu vakti bir çocuk niye burada olabilir ki? Üzülmüş belli ki. Yaklaşıyorsunuz. Çocuğum diye temas edecekken başını kaldırıyor ve göz göze geliyorsunuz. Fark ediyorsunuz ki bu sizin çocukluğunuz. 5-6 yaşlarındaki haliniz. Solca nefes alıp verirken yamacına oturuyorsunuz çocuğun. Ne söylemek isterdiniz ona? Şimdi ve buradaki halinizden o küçük 5-6 yaşlarındaki çocukluğunuza. Kalkıp yeniden yol almak istediğinizde etrafınıza bakıyorsunuz ki çocuk yok. Yanınızda, arkanızda. Sonra anlıyorsunuz ki o zaten hep orada, içinizde, sizinle, hiç vazgeçmemiş, bırakmamış içinizdeki çocuk. Ve kalkıp yolunuza devam ederken ona bir söz veriyorsunuz. Bugün bir başlangıç. Yeni hayatımın ilk adımını atıyorum. Farkındalıkla, içimdeki çocuğa şefkat ve temasla. Ve biliyorum ki ben bu yolu sağlıkla, güzellikle onunla tamamlayacağım. Çünkü en uzun yollar tek bir adımla başlar. Ve bugün bu adımı atacağıma söz veriyorum. Derin bir nefes alıyoruz. Solca verirken nefesimizi bir zil sesi yeniden şimdi ve buradaya davet ediyor bizi. İçimizdeki çocuğa sarılaraktan. Son slayda geçebiliriz ve benim de gitmem gerekiyor artık gerçekten. Arkadaşlar en uzun yollar tek adımla başlar. Bu da yararken Rumi'yi buldum kitabımın. Pazar günü Nevşehir'de imza günü var. Gelmek isterseniz çok memnun olurum. Hem en azından bir Kapadokya havası almış olursunuz, hem bir söyleşi yapmış oluruz. Saat 3'te, diğerisi de orada bulunacak muhtemelen.
Bu da yararken Rumi'yi bulduğumda tam da böyle bir çocukluk, yani böyle bir kendini arayışta Nepal'e doğru yola çıkan bir akademisyeni Süveyda'yı anlatıyor. Sonra kendiyle karşılaşıyor ve bu burada hissettiğinizi, yaşadığınızı ben de yaşamış oluyorum. Çok teşekkür ederim herkese katıldığınız için. Şimdi burada tamamlıyorum. Nisar Alışveriş Merkezi'nde Nevşehir'de bir saniye uzaklık, bir saat uzaklıkta gelirseniz çok 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 memnun olurum. Hem de söyleşi yapmış oluruz. Hem de Kapadokya havası almış olursunuz. Teşekkürler. Evet ya, riske girdi değil mi? Gidebilir miyim? Bakalım. Arkadaşlar, huzurlarınızda Bilgi Hanım'a tekrardan teşekkür ediyorum. Şahsım adına hakikaten çok verimli geçen bir eğitimdi. Eğitim komisyonumuza, Sarı Psikoloji'ye katkılarından dolayı şükranlarımı, teşekkürlerimi bir kez daha arz ediyorum. Eğitimlerin de devamını eğitim komisyonumuzun başkanı, başkan yardımcısı ve komisyon üyelerinden talep ediyorum, bilginiz olsun. Bu vesileyle hocam tekrardan ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Binoyler adına bir... Ya en sevdiğim zaman. Ya çok teşekkür ederim. Ya yani çekiyorlar zaten, teşekkür ederim. Aman Tanrım, çok güzel, çok teşekkür ederim. Rica ederim, sizinle sağlık.